Allah için burayı iyi dinleyin. Eşlerimiz bizim din kardeşlerimiz, doğru mu? Şimdi din kardeşimiz olan eşimizle problem yaşayabiliyorsak, eşimizden bize daha uzak olan din kardeşlerimizle problem yaşamamız anormal midir? Hayır, gayet doğaldır. Alimler diyorlar ki, Müslümanlar hanımlarıyla problem yaşayabiliyorlarsa, hanımlarına karşı sevgileri bitiyorsa, onlardan daha uzak seviyedeki Müslüman kardeşlerine karşı da sevgileri bitebilir. Onlardan da hoşlanmayabilirler, onlardan da nefret edebilirler. Bu anormal bir şey değil. Ama bakın, burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Şeriat bizi bu noktada iki şeye kanalize ediyor. Diyor ki, bir, eğer sizin arkadaşınızda hoşlanmadığınız, kerih gördüğünüz şey şeriat tarafından da kerih görülüyorsa, yani ben arkadaşımı niye sevmiyorum? Şeriatın da sevmediği bir şey yapıyor çünkü. O zaman bu durumda git ona nasihat et diyor. İki, eğer benim arkadaşımda hoşlanmadığım şey şeriat tarafından hoş görülmeyen değil, bilakis nefsimin hoşlanmadığı bir şey ise, o zaman tut kendi nefsini tedavi et diyor. Şeriatın gösterdiği iki tane yol işte bu yol. Eğer benim hoşlanmayışım şeriatın da hoşlanmayışından kaynaklanıyorsa, benim o zaman kardeşimi alıp, kardeş bak ben şu huyunu sevmiyorum çünkü Allah da sevmiyor, çünkü Resulullah da sevmiyor diyerek ona nasihat etmeliyim. Sen kendini düzelt demeliyim. Ama adamın huyunu nefsani bir takım problemlerimden dolayı sevmiyorum, ya bana hoş gelmiyor adam, o zaman şeriat diyor ki sen kendini tedavi et, problem sende. Biz insanları sevmezken Allah sevmedi diye mi sevmiyoruz? Yoksa nefsani bir takım duygularımızdan dolayı mı sevmiyoruz? Eğer nefsani şeylerden dolayıysa benim kendimi tedavi etmem lazım. Hastalık bende. Yok, şeriatın sevmediği bir şeyden dolayısıysa, o zaman hastalık karşı tarafta, benim ona nasihat etmem lazım. Biz kardeşlerimizle de sevgi problemi yaşayabiliriz, nefret problemi yaşayabiliriz, kardeşlerimizle de ihtilaf yaşayabiliriz. Eşimizle yaşıyorsak bunlarla yaşamamız hay hay normaldir. O yüzden kardeşlerim, böylesi bir durumda bizim mesele hangi taraftan kaynaklı? Önce bunu tespit etmemiz lazım. Sonra ona göre biraz önce zikrettiğim tedavi yollarından birisini yapmamız lazım.